başarıyla aldılar. Şimdi telefonunuzu indirip sensöre doğru bakınız. Risk bir kategoride değilsiniz ve ateşiniz 34.5 derece. İyi günler dilerim. Ateşiniz 36.03. İyi günler. Ben direktif nefesli yaptığım sorun aynısını yaparım. Kalpsiz önce kesin ateşiniz uçuyor. Ardından ateşinizin değerine göre sizin insan olduğunuza karar verdikten sonra sizin bir resminizi çekiyor. Ve bu resim üzerinden sizin yüzünüzü tanıyor. Böylelikle yoklama işlemini gerçekleştiriyor. Üzerinde bulunan iki adet kızıl ötesi far bizim geceleri de kalpsizin çalışabilmesi. Örneğin fabrika gibi yerlerde vardı ya usulü çalışıldığı için bu gibi yerlerde gece yüz tanıma işlemi gerçekleştirilirken kişinin görmeyeceği fakat kameranın algılayabileceği bir ışığı kişinin yüzünü tutarak yüz tanıma işlemini kolaylaştırabiliyoruz. Üzerinde bulunan kızıl ötesi sensör sayesinde de bu sensör 30 santimetreye kadar ateşi doğru bir şekilde ölçebilmekte. Kullandığımız bilgisayar denildi yani. Proje kaba bir tabirle yoklama alan, ateş ölçen, HES kodu sorgulayan, Sağlık Bakanlığı'ndan veriyi çeken, bu verileri gün gün saat saat kaydeden, gerektiği durumlarda, olumsuz koşullarda sesli bir şekilde uyarı veren, gerekli mevkilere gerektiği zaman onları haberdar eden bir sistem. Şimdi Katsis artık Katsis insanın bulunduğu her yerde, her türlü kurumda 7/24 çalışabilir. Çünkü kurumlarda Covid'den sonra bile yoklama işlemleri devam edecek. Okullarda, fabrikalarda, iş yerlerinde. Bundan dolayı yoklama işlemini gerçekleştirebilir ve yoklama işlemi üzerine fazlaca iş gerçekleştirebilir. İlerleyen süreçte projemizi inceleyen Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, projemizi oldukça beğendi ve genel müdürlüklere 14 adet sipariş talep etti. Bu doğrultuda KATSES'in hem maliyetini azaltmak amacıyla hem de çeşitli eksikliklerini gidermek amacıyla KATSES'in ikinci bir versiyonu üzerine çalıştım ve bu yeni ikinci versiyonu gerçekleştirdim. Okulumuzun atölyesinin imkanları sayesinde istediğim donanıma, istediğim çeşitli parçalara hızlı bir şekilde temin edebildiğim için ve bunlara ulaşabildiğim için çalışmalarımın hızlanması ve çalışmalarımın gerçekleşmesi yine okulumuz sayesinde gerçekleşti. Babamın işi vasıtasıyla 4 sene kadar ilkokulu Fransa'da okudum. Bundan dolayı Fransızca biliyorum. Aynı zamanda gerek okulumuzdaki kurslardan, gerek katıldığım İngilizce etkinliklerden, Model Birleşmiş Milletler etkinliklerinden orada konuşarak ve tartışarak İngilizcemi de aynı şekilde geliştirme fırsatı buldum. Hafızımla alakalı ise 5. sınıfın sonlarında Diyanet ve Milli Eğitim'in ortaklaşa programı sonucunda hafızlık eğitimime başladım. Yaklaşık 1,5 sene süren bir hafızlık eğitimim oldu. Kendime hedef olarak şunları belirlediğimi söyleyebilirim. Öncelikle yazılımın ve yapay zekanın gücü her geçen gün hızla artıyor. Ve buna ilk olarak bunu yakalamak ve bunu doğru bir şekilde kullanarak özellikle kendi açımdan enerji alanı, yenilikçi enerjiler, füzyon gibi yenilikçi enerjilerle alakalı çalışmaları aynı zamanda yapay zeka ile de birleştirip bu konuda şu an dünyada yapılan çeşitli çalışmalara belki katkı sağlamak, belki stabiliteyi sağlayıp bunu gerçekleştirmek ve temiz enerji ve bol enerji üretimini amaçlıyorum diyebilirim büyük amaçlarım arasında. 5 yılın sonunda 11 tane patentli projemiz var KATSIS'te. Bunlardan biri patent müracaatını yaptığımız projelerden biridir KATSIS. Elbette ki bu bağlamda biz Akademik Bilim Kurulumuzdan destek alıyoruz. Bunun başkanı Doktor Mustafa Öcal hocamızdır. Ve Öcal hocamızın haricinde 24 tane daha akademisyen bize tüm öğrenci, öğretmen eğitimlerinden tutun,
proje danışmanlığından tutun, çok farklı konularda destek vermektedir. Bu hocalarımız 4 farklı üniversiteden bize destek veriyor. Burada hepsine minnettarız. Elbette Sayın Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Beyefendi'yi de unutmamak lazım. Okulumuzun hem hamisi hem bahanesidir kendisi. Ona da sonsuz şükranlarımızı gönderiyoruz. Her şeyden önce etkili olan şey çocuğun bu alandaki merakı, belki kişiliğidir. İsmail ilkokul birinci sınıfta işte kartonlarla uçak yapmaya kalkışıyordu kendi başına ve yaparken de maket şeklinde değil, işte şurasına motor koyacağım, kanatları şöyle olacak, gücü böyle olacak gibi şeylerden bahsediyordu ve sürekli farklı şeyler yapmaya meyal bir çocuktu. Okul idaresi, öğretmenleri gerçekten çok fazla öğrencilerini önemseyen bir kadro. Atölyesi zaten bizim hayal edemeyeceğimiz bir atölye. İsmail bunları değerlendirmeye çalıştı.